Evet, bu dersimizde koordinat düzleminde bulunan doğruların eğimleriyle ilgili örnek soru çözümü yapacağız. Evet, ilk örneğimizde bize bir D doğrusu verilmiş. Bu D doğrusunun x ekseni ile pozitif yönde yapmış olduğu açının ölçüsü belli. Buna göre D doğrusunun eğimi soruluyor. Açı verildiğinde biz eğimi şu şekilde bulacağız. Herhangi bir doğrunun eğimi o doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yapmış olduğu açının tanjantıdır. Buradaki eğim tanjant alfadır. O zaman biz burada neyi bulacağız? Tanjant 30'u bulacağız. Şimdi tanjant 30 nedir? Bunu dik üçgeni kullanarak bulmaya çalışalım. Dik üçgeni kullanarak 30 derecenin tanjantını bulabilmemiz için eşkenar üçgenden yararlanıyoruz. Şöyle bir eşkenar üçgen alalım. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2 birim olsun. Şuradan bir dik inersek ikizkenar olduğundan taban uzunluğu iki eşit parçaya bölünecek. Bu bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı bunlar birer birimdir. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derece, burası da 30 derece. 30 derecenin tanjantı nedir? Karşı kenarın komşu kenara olan oranıdır. Burası da nedir? Kök 3'te o zaman tanjant 30 1 bölü kök 3 ya da kök 3 bölü 3'tür. O zaman sorumuzun cevabı tanjant 30'un kök 3 bölü 3 olduğu değer C şıkkı. Aslında bu soruda eşkenar üçgeni işin içerisine katmaya gerek yoktu. Ben burada tanjant 30'un unutulduğunda nasıl kullanacağı hatırlatacağını hatırlatmış oldum. Eğer 30, 45'in işte 60 derecenin eğer biz trigonometrik oranları hatırlayamıyorsak bu şekilde dik üçgenlerden yararlanarak hemen kolayca hatırlamaya çalışacağız. Evet, bu örnekte de bize iki tane doğru verilmiş ki bu doğrularında x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açılan ölçüler aslında belli. D2'nin pozitif yönde yapmış olduğu açı 30 derece. O zaman burada M2 yani D2 doğrusunun eğimi tanjant 30'dur. Az önce tanjant 30'u bulmuştuk. Kök 3 bölü 3. D1 doğrusunun ise x ekseni ile pozitif yönde yapmış olduğu açı 135 derecedir. Burada bize M1 için tanjant 135 lazım. Tanjant 135 de eksi tanjant 45 eşittir. Tanjant 45 de nedir? Bakın şu şekilde ikizkenar bir üçgen ele alırsak kolayca hemen 45 derecenin oranlarını hatırlayabiliriz. Bu ikizkenar dik üçgenin kenarlarına birer birim derse hipotenüsü ne olur? Kök 2 olur. Tanjant 45 nedir? Karşının komşu olan oranı olan 1'dir. O zaman tanjant 135 nedir? Eksi 1'dir. Bize burada ne soruluyor? Doğruların eğimlerinin çarpımı soruluyor. Bir tanesi eksi 1'di. Diğeri de kök 3 bölü 3'tü. Kök 3 bölü 3 çarpı eksi 1'de ne olur? Eksi kök 3 bölü 3 olur. Burada şöyle diyebiliriz. Sağa yatık olan doğruların eğimleri pozitif. Sola yatık olan doğruların eğimleri her zaman negatiftir. Bu da 90 dereceden büyük olan açıların tanjantının negatif olmasından dolayı. Nitekim burada tanjant 135 ne bulundu? 45 dereceyi kullanarak eksi 1 bulduk. Evet, burada da bize yine eğim soruluyor. Zaten burada örneklerimizde hemen hemen hepsinde eğim vurgulanmış olacak. Bu doğrunun eğimi, D doğrusunun eğimi alfa açısının tanjantıdır. Ki bu da 90 dereceden küçük olduğundan dolayı pozitiftir her zaman. Şimdi bu alfa açısı nedir? Şu açıya eşittir ki ters açılardır. Ben bu alfa açısının nesini bulacağım? Tanjantını bulacağım. Burada bakın bir dik üçgen var. Bir dik üçgende tanjant neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. O da ne olur? Karşı dik kenar uzunluğu 4 birimdir. Ki burada her ne kadar nokta eksi 4 olarak verilmişse de uzunluk olarak ne alacağız? Mutlak değerini alacağız. 4 birim. 4 bölü nedir burası? 3. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı. AC doğru parçası üzerinde bulunan doğru şu şekilde AC'nin üzerinden geçen bir doğrudur. Bu doğrunun nesi soruluyor bize? Eğimi soruluyor. Eğim için mutlaka şimdilik tabi doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yapmış olduğu açının bilinmesi gerekir. Tanjant alfanın bulunabilmesi için. Şimdi
Bura nedir alfa? Bakın şu ikisinin toplamı direkt nedir? Bize bu alfa açısını verir. Daha doğrusu üçgende şöyle bir özellik var. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Burası 135 derecedir. Az önce zaten tanjant 135 derecenin eksi 1 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla AC doğru parçasının üzerinde bulmuş olduğu bu D doğrusunun eğimi eksi 1'dir. Evet, verilen bilgileri şekil üzerine aktaralım. Verilen ne burada? C noktasının bileşenlerinin 10 ve 3 olduğu verilmiş. Şimdi burada 10 her zaman x ekseninin üzerindeki noktadır. Yani B'nin bulunduğu nokta şurası, orijine 10 birim uzaklıktaki bir noktadır B noktası. Çünkü kare olduğu için şunlar diktir. Ve bu kenarın uzunlukları hepsi de birbirine eşittir. Şimdi 3 birim olduğuna göre ordinatı, yani neresi 3 birim? Şu mesafe 3 birim. O zaman kare olduğu için burada 3 birim olur. Burası da 3 birim olur. Burası da 3 olur. Burası da 3 olur. O zaman AB 3 ise A noktasının orijine olan uzaklığı nedir? Toplam 10 olacağı için şurası 7 birimdir burası. Şimdi bize burada D doğrusunun eğimi soruluyor. D doğrusunun üzerinde nokta verilmediğine göre mutlaka burada eğim açısını kullanmamız lazım eğimi bulurken. Yani burada D doğrusunun eğimi tanjant alfadır. Burada bakın bir tane dik üçgen oluştu. Buraya dikkatle bakalım. Bakın şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende tanjant alfa nedir? Karşının komşu olan oranıdır ki o da 3 bölü 7'dir. Evet, rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Hızlı bir şekilde yapalım. Eğim açısı doğrunun, herhangi bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açının ölçüsüydü. D2'nin eğim açısı 50 derece. D1'in zaten 140. D3'ün ise şurada bakın dik üçgen var. Dikkatli bakalım. Şurası 30 derecedir. O zaman bize burada ne soruluyor? 30, 140 ve 50'nin toplamı soruluyor ki o da nedir? 220'dir. Evet, buraya kadar yaptığımız örneklerde eğimi bulurken eğim açısını kullandık. Hemen hemen hepsinde de. Burada ise A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi soruluyor. Yalnız burada açı yok, noktalar verilmiş. Burada biz neyi kullanacağız? İki noktadan geçen doğrunun eğimi nasıl bulunur? O bilgiyi kullanacağız. A noktası x1, y1. Bir bilgiyi hatırlayalım. B noktası da x2, y2 olmak üzere. A ve B gibi iki noktadan geçen şöyle bir doğrunun eğimi bulunurken yapılacak olan şudur. Y'lerin farkını, ki burada istediğimiz noktadan başlayabiliriz farklarını almaya. Yalnız burada şuna dikkat edeceğiz. B'den başladıysak X'lerin farkını alırken de yine B'den başlayacağız. Kısaca burada eğim bulunurken Y'lerin farkını X'lerin farkına böleriz. Şimdi A noktası ne? Önce X absis yazılır. X eksen üzerindeki nokta -2'ye 4. B noktası da nedir? 8'e -1'dir. Burada ne yapacağız eğimi bulurken? Y'lerin farkını X'lerin farkına böleceğiz. Ben A'dan başlıyorum farkları almaya. 4 eksi, yalnız burada eksiye dikkat edelim. -1 olacaktır. Bu tip ifadeleri öğrenci her zaman yanıltır. O yüzden arkadaşlar buraya dikkat edelim. Eksiden sonra eksi geldiğinde artı olacağına her zaman dikkat etmeliyiz. Şimdi burada 4'ten başladığımıza göre tekrar ne yapacağız? Burada A noktasından devam edeceğiz paydayı yazarken. -2, -8 düzenlersek burayı 4 eksi ne olur? 5 olur. 5 bölü -10, o da nedir? Sadeleştirirsek -1 bölü 2'dir.